Değerli Gümrük TV izleyenleri, bugün sektörümüzün güzide derneklerinden biri olan UTİKAT'ın önümüzdeki olağan genel kurulunda yönetime aday olacak yeni geçmişten geleceğe grubunun temsilcileriyle birlikteyiz. Sayın Kayahan Turan ve Sayın Burhan Çakan'la beraberiz. Bu konunun ne olduğunu danışacağız kendilerine. Öncelikle Sayın Kayahan Bey'le başlamak istiyorum. Kayahan Bey, bu konudaki motivasyon nedir? Bize aktarabilir misiniz? Nasıl çıktı bu fikir? Ne oldu diye? Öncelikle Gümrük TV'ye ve size teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Bugün bizlerle berabersiniz. Biz bu 40 kişilik ekip olarak uzun yıllardır UTİKAT'ın üyesiyiz. UTİKAT'ta çeşitli zamanlarda ve periyotlarda görevler aldık. Bu görevlerimizi yerine getirdik. Ama bu dönemde istedik ki 40 kişi bir araya gelelim ve yönetime talip olalım. Motivasyonumuz da bugüne kadar başkalarının yükünü ve sorumluluğunu taşırken şimdi bir araya gelen bu 40 kişi olarak sektörümüzün sorumluluğunu ve yükünü taşımak. Peki bu konuda görüyoruz ki yeni oluşmasını öngördüğünüz yönetimde birçok değerli markanın temsilcisi, yöneticisi var. Bu konuda bir soru yöneltmek istiyorum size. Burada bu anlamda sektörün birçok şeyini, hareketini besleyen farklı gruplardan firmalar görüyoruz. Bu birlikteliği nasıl açıklıyorsunuz? Bu birlikteliği birazcık derneğimizin adında da bir değişiklik yapmayla beraber açıklamak isterim. UTİKAT adını korumamız lazım. UTİKAT kısaltmasını koruyarak derneğimizin adını Lojistik Hizmet Üretenler Derneği şeklinde değiştirmeyi genel kurulun onayına sunacağız. Neden? Çünkü lojistik 8 öğeden oluşan bir tanıma sahip. Sipariş yönetimi, depolama, depolardaki katma değerli hizmetler, paketleme, etiketleme, barkodlama ve benzeri, stok yönetimi, destekleyici hizmetler dediğimiz muayene, ekspertiz, lashing, fumigasyon ve benzeri hizmetler, gümrükleme, sigorta ve taşımacılık. Taşımacılık 4 ana moduyla en önemli öğe. Dolayısıyla Lojistik Hizmet Üretenler Derneği diyerek bütün bu alanlarda hizmet üreten firmalarımızı derneğimizin çatısına altına alabilmek. Bu noktada şunu danışmak istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otelde bu konunun, yani geçmişten geleceğe grubunun vizyonu ile ilgili bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdiniz. Oraya da katıldık. Burada bir döküman sundunuz bizlere. Bu dökümanda ne söylemek istediniz? Bununla ilgili bilgi alabilir miyim? Şimdi lojistik hizmet üretirken bizler müşterilerimize karşı her zaman performansımızı ölçmek ve perili periyotlarda da bu performansın yüzdesel değerini yüksek tutmak durumundayız. Aksi takdirde müşterilerimiz bizle çalışmıyor. Bu düşünceden hareketle biz de derneğimiz adına üyelerimizden genel kurul onayını alarak göreve başlayacağımız ve 4 yıl boyunca görev yapacağımız süreçte neler yapacağımızı yazılı bir döküman haline getirmeyi ve kendi aramızda yapmış olduğumuz bir planlamada da bu dokümante ettiğimiz hedeflerimizi 4 yıl içinde ne zaman hayata geçirmeyi hedeflediğimizi kağıt altına almış durumdayız. Kayıt altına almış durumdayız. Dolayısıyla önümüzdeki genel kurullarımızda biz neyi hedefledik, neyi başardık kendimizi ölçmek ve de birinci, ikinci, üçüncü ve son genel kurulda da kendi performans yüzdemizi üyelerimize aktarabilmek adına bu dokümanı hazırladık ve buna da bir mektup dedik. Aslına bakarsanız geçmişten geleceğe hazırlanmış bir mektup olacak bu ve 4 sene sonra görevi tamamladığımızda da geçmişten o güne kadar yaptıklarımızı inşallah yüzdesel anlamda da yüksek oranda üyelerimize ileteceğiz. Yani bir geleneğin başlangıcı oldu aslında bu mektup. Böyle de diyebiliriz. Bu noktada ben Burhan Bey'e dönmek istiyorum. Bu Burhan Bey mektupla ilgili, Kayahan Bey'in bahsettiği mektupla ilgili gene hedeflerin bir gruplama halinde sunulduğunu görüyorum. Birkaç grupta, birkaç başlık altında farklı hedefler var. Bundan biraz bahsedelim mi? Öncelikle Gümrük TV'ye teşekkür ediyoruz. Böyle bir yayını bize öngördükleri için. Biz teşekkür ederiz. Hedeflerimiz arasında öncelikle UTİKAT üye sayısını arttırmak. Çünkü Türkiye haritasına baktığımızda 17 ilde varız. Aslında bunu işte gerek hem lojistik sektörünün derneği olmak hem de Türkiye'nin derneği olmak adına
bu üye sayısını arttırmayı hedefliyoruz. İkinci bir hedefimiz ise temsilci sayısını arttırmak. Çünkü mevcutta iki temsil bölgesi var. Buna işte üç il daha ekleyerek, Ankara, Kocaeli ve Bursa'yı ekleyerek beşe çıkarmayı hedefliyoruz. Bu açıdan biraz önce de dediğim gibi sadece lojistik sektörünün değil, Türkiye'nin derneği olmak adına bu üye sayısını mutlaka arttırmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin bu mektupla ilgili, bu gruplamalarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey olacak mı Kayhan Bey? Bizim gene öncelikle hedeflerimiz içerisinde 3 tane danışma kurulu oluşturma fikrimiz var. Bu danışma kurullarını şöyle oluşturmayı hedefliyoruz. Birincisi, derneğimizde geçmiş dönemde görev yapmış hem dernek başkanlarımız hem yönetim kurulunda görev yapmış hem de uzun yıllardır dernek üyeliği yapan ve birikimleri tecrübesi olan üyelerimizden oluşan bir danışma kurulu. Bu danışma kurulunda yılda bir sefer en azından bir araya getirmek, onların o an için Türkiye'nin gündemiyle ilgili, sektörümüzün gündemiyle ilgili fikirlerini, yönlendirmelerini almak ve bunlardan da kendimize yeni hedefler ya da sorumluluklar ve görevler çıkarmak. İkinci danışma kurulunda bizim müşteri tarafımızda olan Türkiye'nin ilk 500'de, ilk 1000'de ulaşabildiğimiz sayıda firmasını davet edeceğimiz ve bizden lojistik hizmet alan bu firmaların üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği bir danışma kurulu. Bunu da yılda en az bir kere toplayabilmek istiyoruz. Orada da müşterilerimiz gözünden onların yapmış olduğu ithalat, ihracat ve yurt içi lojistik faaliyetlerdeki ihtiyaçları, öne çıkan problemleri, acil çözüm isteyen şeylerin bizlere aktarılması ve gene onlardan alacağımız bu geri besleme bilgileriyle kendimize çıkardığımız sorumluluklar ve görevler olması. Son olarak 3. danışma kurulunda da kamuda görev yapmış ama şu an için görevde olmayan, emekli olmuş ama birikimleriyle bizleri yönlendirebilecek, bizlere yol gösterebilecek kamu görevlilerimiz, üst düzey genel müdürlerimiz, müsteşarlarımız, daire başkanlarımız, eğer ulaşabilirsek onlardan da böyle bir danışma kurulu oluşturmak ve onların da fikirlerini ve bizleri yönlendirmeleri konusundaki görüşlerini almayı hedefliyoruz. Demokratik bir yapı. Bu ortak akıl zaten günümüzde her yerde kabul gören bir yaklaşım. Dolayısıyla tebrik ediyoruz. İnşallah planlarınıza ulaşırsınız. İnşallah. Bu notlar arasında mektup içerisinde en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi de çevreci yaklaşım. Evet. Ve bir Utikat ormanından bahsediliyor. Doğru. Bu motivasyon nereden geliyor? Bunu anlamak isteriz. Lojistik faaliyetler ne yazık ki çevreyle çok dost değil. Özellikle teknolojinin gelişimiyle lojistik faaliyetlerin çevre dostu olması yönünde hem teknoloji yatırımları var hem de üyelerimiz için de bu yeni teknolojiler pahalı olsa da onları alıp iş akış süreçlerine entegre eden ve buradan da lojistiğin çevreye vermiş olduğu zararı minimize etme çabası ve vizyonuna sahip üyelerimiz var. Biz de dedik ki bütün bu dernek üyeleri olarak bu vizyondan hareketle çevreye verdiğimiz zararı en azından bir miktar minimize etmek ya da bu işimizi yaparken istemeden de olsa verdiğimiz bu zararı telafi edecek şekilde üyelerimizin katılımıyla bir Utikat ormanı oluşturmak ve o orman sayesinde de bu vizyonumuzu, bu bilincimizi hem paydaşlarımıza hem sektörümüze hem de ülkemiz vatandaşlarına aktarabilmek. Dolayısıyla bugün başlatacağımız bu orman belki ölçek olarak küçük olabilir ama yıllar içerisinde yapacağımız ilavelerle büyük bir ormana sahip olmamamız için hiçbir neden yok. Peki tabii şimdi bu durumda bunu söylemenin erken olduğunu biliyorum ama düşündüğünüz bir yer var mı bununla ilgili? Bugün için bunun cevabını vermeyelim. Birkaç alternatif var kafamızda. Göreve geldiğimiz gün hep beraber masaya yatırıp kararımızı vermeyi düşünüyoruz. Peki hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Birkaç sorum daha olacak size. Sorularımdan bir tanesi şu, yani daha önce de söylediğimiz gibi yapmak istediğiniz projelerinizi başlıklar altında toplamıştınız. Burhan Bey'le de konuştuk birkaçını, yine döneceğim kendisine. Ama sektörel hedeflerimiz başlığı altında öne çıkan aklınızda hani mesela yönetime gelirsek ilk buradan başlayacağız dediğiniz bir şey var mı? Var. Soru için teşekkür ediyorum. Bunu önemsiyoruz. Bu birazcık direkt bizle alakalı değil ama bunu anlatabilmek adına çok çaba ve
gayret göstermemiz lazım. 2019 rakamlarına baktığımızda tonaj bazında Türkiye'nin ithalatı %85 Türkiye teslim. İhracatı da %38 Türkiye teslim. Bu ne demek? Yani Türkiye büyük bir ekonomi. Dünyada 19. ekonomi. Türkiye ithalatını Türkiye teslim alıyor. Yani yurt dışındaki firmalar, yurt dışındaki lojistik firmaları kullanarak mallarını Türkiye'ye getiriyorlar ve Türkiye'de teslim ediyorlar. İhracat da ne demek? İhracatta da 180 milyar dolar ihracat yapmışız. Bunun %35'ini ihracatçılarımız Türkiye'de teslim satıyor. Bazıları fabrikada, bazıları limanda ya da çıkış terminalinde teslim olarak satıyor. Bu ne demek? Bu yurt dışındaki alıcılarına diyorlar ki gelin Türkiye'ye kendi lojistik firmalarınızla siz bu malları alın, buradan istediğiniz yere götürün. Bunu değiştirmemiz lazım. Türkiye'nin %35'i ithalatta yurt dışında, %85'i ihracatta yurt dışında teslim edilecek bir anlayışa bir an önce sahip olmamız lazım ki Türk lojistik sektörünü de ithalat ve ihracatımız paralelinde geliştirebilelim. Bunu ben çok önemsiyorum. İnşallah bunu başaracağız. İnşallah. Burhan Bey, bu noktada size dönmek istiyorum. Bu sektörel hedefler konusunda siz de sahada aktif olarak hizmet veren bir firmanın sahibisiniz. Sizin sektörel hedefler konusunda altını çizmek istediğiniz bir nokta var mı? Şimdi özellikle konteyner taşımacılığında karayolları yönetmeliğinde 5 dingilli araçlar için uygulanan 42 ton istihap haddini 44 tona çıkarmak istiyoruz. Çünkü neden? 5 dingilli araç zaten mevcut şu an Türkiye'de %99 kullanılan araç modülü 5 dingilli olaraktır. Ama karayolu yönetmeliğine göre çekici 3 dingil olacak, dorse 2 dingil olacak şeklindedir. Oysa ki çekicinin 3 dingilli olması gerek yakıt anlamında, gerekse araç kullanımı açısından sektörde ciddi sorunlara ve sıkıntılara yol açacaktır. O anlamda bunu karayolları yönetmeliği olarak değerlendirip, gerekirse yetkililerle birebir görüşüp, bunu konteyner taşımacılığında 44 tona çıkarmaya hedefliyoruz. Ben bu konuda bir ekleme yapmak isterim Burhan Bey'in değerli bilgilerine. Türkiye'de %99.99 konteyner taşıması yapan çekicilerin dingili 2. 3 dingil değil. %99.99 dorselerde 3 dingilli. 2 dingilli değil. Ama ne yazık ki mevzuat diyor ki şu an 44 tona çıkarıldığı takdirde, bir taslak yönetmeliğimiz var. 44 tona çıktığı takdirde çekici 3 dingilli olacak. Dorse 2 dingilli olacak. Yok ki böyle bir şey Türkiye'de. Olmayan bir şey mevzuatta yazıyoruz. Ama olan bir şeyi hepimiz taşıyoruz zaten. Yani Türkiye'nin gerçeğiyle mevzuatının uyuşmama durumu var. Bu istenmeyen sonuçlara yol açıyor. Bunu bir an önce kamuya anlatmamız lazım. Kamu da bu anlayışı, yani ne demek istediğimizi netlikle ifade etmemiz lazım. Görsel olarak işte bugün burada mesela Burhan Bey'in alanındayız. Burada bir sürü aracı geliyor gidiyor. Hepsine bakıyorum ben sabahtan beri, acaba rakamlarım yanlış mı diye. Yok yani, ben hiç 3 dingilli çekici görmedim. Burhan Bey, sizin filonuzda yüksek miktarda araç var, 200'ün üzerinde. Var mı böyle bir aracınız? Yok. Yani konteyner taşımacılığını bırakın, diğer sektörlerde dahi 3 dingilli çekici araç kullanılmıyor. İşte biraz önce dediğim gibi, gerek yakıt sarfiyatından dolayı, gerekse de işte aracın alımında yüksek rakamlara tekamül ettiğinden dolayı o anlamda kimse 3 dingilli çekici tercih etmiyor sektör olarak. Evet, ayrıntı gibi görünüyor ama gerçekten sektörü önemli bir şeye, önemli bir düzlüğe çıkarabilecek bir değişiklik olabileceğine eminiyorum. Ben sektörel hedeflerinizle ilgili görüşlerinizi aldığımı düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Çünkü diğer bir başlığınız var, eğitim. Orada da merak ettiklerim var, onu sormak istiyorum. Burhan Bey, siz de devam edelim mi eğitim başlığına? Bu konuda söyleyebileceğiniz, ben önemli şeyler görüyorum tabii, birazcık da böyle üniversitelere temas ettiğimiz için. Sizden dinleyelim. Özellikle zaten mevcutta birçok kurum ve kuruluş öğrencilere burs vermektedir. Ama biz bunu TÜKAT olarak yaygınlaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda bir de stajyer öğrencilerimiz var. Bunları da işte hedef kitleye, yani lojistiği okuyup da lojistikte stajyer olarak görev almalarını sağlamak istiyoruz. Eğitim anlamında birinci önceliğimiz bunlardır. Stajyerler konusu, firmaların doğru stajyeri bulamaması, stajyerin de doğru firmayı bulamaması konusunda gerçekten
Sektörde inanılmaz bir tıkanıklık var. Umarım proje buraya hizmet edebilir, istediğiniz noktaya gelir. Sizin eğitimle ilgili bir eklemek istediğiniz bir şey var mı Kayhan Bey? Erdem Bey, sizin gibi ben de üniversitelerimizde vakit yaratıp sektörel tecrübemizle, bilgimizle gelecekte meslektaşımız olacak öğrenci arkadaşlarımıza bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki benim tespitim, şu an Türkiye'de üniversitelerimizin fakülte ve meslek yüksekokulu programlarında, lojistik programlarında okuyan öğrencilerimizin tercihleri ilk bindeki öğrenciler değil. Yani bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Biz de UTİKAT olarak önümüzdeki bu 4 yıllık dönemde başaracağımıza inandığım bir madde olarak Türkiye'nin ilk bininde yer alan öğrencilerimizin lojistik programlarında okumayı tercih edeceği bir resim çizmeye çalışacağız. Tabii bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bütün paydaşların, üniversitelerimizin bizimle aynı bakış açısına sahip olarak destek vermesiyle, akademisyenlerimizin destek vermesiyle alakalı bir şey. UTİKAT'ın bu önümüzdeki 4 yıllık dönemde deminden beri konuştuğumuz şeyler aslına bakarsanız bütün paydaşların bir araya gelerek bir şeyleri başarmasıyla alakalı. Bu da eğitimde başardığımızda bizleri çok mutlu edecek bir başka hedefimiz. Bunu başarırsak, yani ilk bindeki öğrencilerimizin de ilgisini lojistiğe çekebilirsek ne mutlu bize. Sürdürülebilirlik açısından lojistik sektöründeki şirketlerin iyi yöneticilerle yönetilebilmesi ve geleceğe aktarılması, büyümesi açısından çok önemli hedefler. İnşallah dediğim gibi umulan yerlere gelir projeleriniz. Ben bir de bu başlıklar içerisinde, mektup içerisinde uluslararası faaliyetler konusunda önemli birkaç nokta görüyorum. Onu size sormak isterim. Ne dersiniz orada? Uluslararası faaliyetlerimizde UTİKAT dernek olarak zaten dünyadaki çatı kuruluşumuz olan FIATA'nın üyesi. Ama bunun dışında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nda 24 numaralı çalışma grubunda bir sandalyesi var. Bu sandalyesinde ki toplantılara katılmaya devam edeceğiz. Orayı önemsiyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler zaten tüm dünyada bir sürü konu başlığı altında regüle edici, tartışılarak karar verici bir konumda. Biz ama sadece UTİKAT'ın bu sandalyesiyle yetinmeyip sektörümüzde hizmet sağlayan diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de diğer çalışma gruplarında sandalye sahibi olabilmesi için onlara kapı açacağız. Onlara yol göstereceğiz. Onlara bu bilgiyi aktaracağız. Ve inşallah Birleşmiş Milletler nezdindeki bu toplantılara bugüne kadar UTİKAT temsilcileri bir kişiyle giderken, kamu temsilcileriyle sektörde bir kişi giderken inşallah 5-10 kişi gidecek bir yapı çizeceğiz. Bunu önemsiyoruz. Bir diğer konu da demin söyledim, FIATA Dünya Çatı Örgütü ama hala FIATA bünyesinde bile ülkesel lojistik derneği olarak temsil edilmeyen ülkeler var. Afrika kıtası ağırlıklı ve bu ülkeler de Afrika'da Türkiye için ihracatta hedef ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla biz UTİKAT olarak böyle bir ülke belirler ve o ülkede sivil toplum kuruluşu anlayışının gelişmesi için bir çakmak çakabilirsek ve ondan sonra da onu FIATA nezdinde üye yapacak hale getirebilirsek güzel bir şey yapmış olmaz mıyız? Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani dediğim gibi bu noktada da umarım ki hedefler doğru noktada sizin istediğiniz şeylere gelir, seviyelere gelir. Benim sormak istediğim iki soru var. Biliyorsunuz ki adımız Gümrük TV ve gümrük müşavirleriyle daha çok haşır neşir olan yayınlar yapıyoruz. Yani yayınlarımızın büyük oranda gümrük müşavirlerine hitap ediyor ama lojistik sektörüyle ilgili çok da yayınlarımız var. Bu noktada benim size sormak istediğim şeylerden bir tanesi mesela UTİKAT'ın ülkeye yayılmış bir lojistik derneği olmasına hedefliyorsunuz bu anlattığınız metinlerde. Birçok meslekten de, lojistik sektörüne değen birçok farklı yapıdan da üyeler katmayı düşünüyorsunuz. Doğru. Lojistiğin, UTİKAT'ın bünyesine. Bu noktada ben şunu görüyorum. Mesela bir gümrük müşavirinde sizin mektubunuzda belirtilen TIO, C2 ve DD belgeleri gibi belgeler yok. Ama bunların aranmasını ön koşul olarak sorabileceğinizi, isteyebileceğinizi görüyorum metinlerde. Burada bir karışıklık mı var, biz mi yanlış anlıyoruz? Yok. Orada metinde, mektubumuzda ilgili madde ve benzeri diye bir açıklamamız var. Bu şu demek. Lojistik hizmetin 8 öğeden oluştuğunu demin ifade etmiştik. Siz de çok güzel bir örnek verdiniz.
gümrük başlığında hizmet üreten gümrük müşavirlerimiz de zaten bu zincirin bir parçası. Şimdi bir gümrük müşaviri olan firmamız ya da lojistiğin gümrük ayağında hizmet üreten bir firmamız UTİKATÖ üye olmak istediğinde biz ondan TİO belgesi isteyemeyiz. Çünkü o işini yapması için TİO belgesine ihtiyacı yok o firmanın. Ama o firmanın hangi belgeye ihtiyacı olmasını gerektiğini hem derneğimizin üyesi olan geçmiş dönemde hem de sizler gibi ya da gümrük müşaviri ya da onların derneklerindeki bilgi birikimiyle biz kendi içimizde bunu düzenleyebiliriz. Yani bir gümrük müşavirinin kendi işini ülkemiz kanunları çerçevesinde hangi belgeyle yapacağı biliniyorsa ki biliniyor, biz o belgeyi sizden aldığımızda derneğimize üye olabilirsiniz. Aynı şekilde demin 8Ö'ye sıralarken katma değerli hizmetler dedik ya da depolama dedik. Depolama hizmetini yurt içinde, yurt içi lojistik anlamında üreten bir firmamızdan TİO belgesi isteyemeyiz. Ama depolama hizmetini yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu o yetki belgesi ya da resmi belge neyse onunla bize müracaat ettiğinde biz onu dernek üyesi yapabiliriz diye açıklıyor. Bizim ismimizden de anlaşıldığı üzere gümrük müşavirleriyle ilgili de sizin yönetime geldiğinizde neler öngördüğünüzü, nasıl bir çalışma içerisinde olacağınızı, nasıl konularda paylaşımda bulunacağınız konusunu merak ediyoruz. Bu konuda da birkaç fikrinizi almak isterim. Demin söyledim, gümrük lojistik zincirinin içerisinde önemli bir öğe. Bu öğe içerisinde görev yapan gümrük müşavirlerimizin de bir araya gelerek oluşturduğu gümrük müşavirleri dernekleri de var ülkemizin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren. İstanbul'da Gümrük Müşavirleri Derneği'nde görev yapmış, başkanlık görevinde olmuş bireysel olarak tanıdığım insanlar da var sektörden. Gümrük Müşavirleri Derneği'nin gümrük müşavirlerimiz adına bir araya gelerek vermiş olduğu kararlar, örneğin bir tarifeniz var. Bu tarifeye uygun hareket etmek yönünde bir tercihi var Gümrük Müşavirleri Derneği'nin ve üyelerinin. Dolayısıyla bizim buna saygı duymamız gerektiğine, yapmış olduğumuz işlerde gümrük müşavirleriyle ilişkiyi ya da bizim sektörümüzde önerdiğimiz, müşterilerimizin sorması durumunda önerdiğimiz gümrük müşavirlerinin bu kararlara uyan insanlar arasından olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu, son dönemde çok önümüze gelen Ordino konusu var. Ordino konusunda da aslına bakarsanız gene Gümrük Müşaviri Derneği'nin de UTİKAT'la birlikte hareket etmesi, gerektiğinde beraber yan yana durup Ordino ile ilgili fikirlerimizi ortak dile getirmemiz gerektiğini inanıyorum. Dolayısıyla lojistikte hedeflediğimiz o büyümede uzmanlaşmış olarak derneklerin faaliyetlerine karşı bir duruşumuz yok. Onları çok önemsiyoruz, onlara çok değer veriyoruz ve onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize öncelik olarak belirliyoruz. Antrepocularımız, antrepo işletmecilerimiz benzer bir dernek oluşumundaydılar ve hayata geçti biliyorsunuz. Dolayısıyla gümrük müşavirleri, antrepo işletmecileri, uluslararası karayol taşımacılığı yapanlar, demiryol taşımacıları derneği, bütün bu derneklerle işbirliği içerisinde ortak akılla geleceği birlikte birikimlerimiz ve tecrübelerimizle şekillendirme amacıyla yürüyeceğiz önümüzdeki 4 yıl boyunca. Peki, çok teşekkür ederim görüşleriniz için. Burhan Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Hayırlısıyla sektörümüze de faydalı bir hareket olmuş olur. Teşekkürler tekrar. Gümrük TV'nin de yayınları aydınlık, güzel, keyifli ve uzun soluklu olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir dilek. Sağ